Şimdi bölgedeki son durumu alacağız. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cumhur Çatkaya Kiev yakınlarında bir noktada. Hemen kendisine dönelim. Osman, barikatlar görüyoruz arkanda. Neredesiniz ve nasıl bir hazırlık var? Evet, hazırlık şehir çatışmasına hazırlanıyor. Ukrayna askerleri, direnişçiler bulunduğumuz yer, dün de bahsetmiştik, en yoğun çatışmaların yaşandığı Buça bölgesi. Buradan ilerisi artık bakın o ileride gördüğünüz büyük binaların bulunduğu yer. Yani Buça şu anda bulunduğumuz hattan o bölgeye obüslerle vuruluyor ve aynı şekilde karşı atışlar da geliyor. Şimdi günlerdir bahsettiğimiz konu şu: Rus sırlı birlikleri bu yolu kullanarak Kiev'e gidecek. Bu yolun devamını da bekliyorlar. Ukrayna askerleri de bu yola yoğunlaştılar ve bu yol boyunca yaklaşık 10 kilometre mesafede, 10 kilometre ileride Kiev var. Bu yolu kullanacaklar çünkü ormanlık araziden geçmeleri imkansız, çamurlu. O nedenle bu yolu kullanacaklar. Bu yol üzerindeki köprüler imha edilmişti ve şimdi de yol üzerine barikatlar kuruluyor. Bakın, sadece bulunduğumuz yerde 3 barikat kuruldu az önce. Ağaçlar buralara kesiliyor ormandan, ağaçlar devriliyor. Buralara konuluyor bakın. Yine zırhlı birliklere ait araçların engellemek için, bakın bu işte lastik dilici aparatlar, bu bariyerler yollara döşendi. Ve şimdi burada da hemen Buça'nın girişine bakın, göstereceğim şimdi size. Bakın top atışları da geliyor mu bilmiyorum ama şu anda sık sık top atışı duyuyoruz. Bir taraftan da insani göç var. Bakın bu yol üzerinde gelene kadar 5 ayrı kontrol noktasından geçtik. Bunlar aslında kontrol noktalarıydı ama bunları görüyorduk ama artık buralar mevzi haline getirildi. Barikatlar, bu lastikler yığılıyor. İşte ormanlardan kesilen ağaçlar. Bakın burada direnişçiler, kollarında sarı bant olanlar buralara mevzi kazıyorlar. Yoğun bir çalışma var. Evet, bir taraftan da bakın top karşı atışlar gelmeye başladı bulunduğumuz çevreye. Bakın az önce yaptılar burayı ve sürekli olarak işte küreklerle buralara mevziler hazırlıyorlar. Şimdi yol üzerinde gördüklerimizde günlerdir anlatıyoruz, molotof kokteylleri hazırlanıyor. Bu barikatların içinde molotof kokteyllerini sakladıkları alanlar da var. Uzun namlulu silahlar var. Uzun namlulu silahlar var. Roketleri görüyorsunuz bakın. İşte gelirlerse eğer Rus birliklere geldiği takdirde bu silahlar da kullanılacak. Çoğu o zırhlı birlikler için. Ve bir taraftan da göstereceğim şimdi sizlere. Bakın insani göç de var. Şimdi 10 kilometrelik mesafede zorlu bir yolculuk. Hem top atışlarının arasında kalıyorlar. İnsanlar ki uzun bir yoldan geliyorlar. Yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra buraya ulaşıyorlar. Araçla seyahat imkansız çünkü köprüler yıkıldı. Ukrayna ordusu tarafından Rus zırhlı birliklerin buraya ulaşmasını engellemek için o köprüler yıkılmıştı. Ve şimdi de buradan sonra da bakın ileriye doğru gidiyorlar. Kiev'e doğru yürüyorlar. Ortam biraz gergin. Onu da anlatalım. Onu da söyleyelim. Çünkü asker gergin. Bir taraftan dün bu bölgede yine 3 sabotajcı yakalandı. Ruslara destek veren, kritik noktaları belirleyen, istihbari bilgi sağlayan, İşaretleme yapan, özellikle de askeri noktaları, istihbarat noktaları, kamu binalarını işaretleyen sabotajcılar yakalandı. Onlar içeri sızmaya çalışırken, o yüzden gergin bir ortam var. Herkesi üst taraması yapıldıktan sonra içeri alınıyor ama dışarı çıkışlar tabii ki. Bakın insanlar evcil hayvanlarıyla, alabildikleri eşyalarıyla burayı terk ediyorlar. Çünkü artık onlar için bir yaşam alanı yok. İşte ilerideki o yüksek binalar, orada birkaç gün öncesine kadar evlerinde durabiliyorlardı ama şu an yoğun bombardıman altındalar ve zırhlı birliklerin gelmesi an meselesi. Sık sık buradan obüs atışları, topçu atışları yapılıyor. Kuzeydeki Ukrayna askerlerinin ilerleyişini desteklemek için aynı şekilde karşı taraftaki Rus birlikleri de burada tespit ettikleri ormanın içine gizlenmiş o obüsleri, ateş destek vasıtalarına karşı atışlar yapıyor ki zaman zaman bizim bulunduğumuz yakın noktaya da
top mermilerin isabet ettiğini belirtelim. İşte bu biraz buradaki, yani bu insani koridordan geçen insanların, Ukraynalıları tedirgin ediyor, korku veriyor. Ama işte bakın, yoğun bir çalışma var. Burada bakın lastikler dizilmiş ve mevziyi hazırlıyorlar. Dün geceden bu yana da bu işlemler daha da hızlandı, yoğunlaştı. Çünkü dediğim gibi normalde 40 kilometre bekliyordu. 40 kilometre mesafedeydi Rus sırlı birlikleri. Dün akşam itibariyle Kiev'e 25 kilometre kadar yaklaştılar. İlerleyiş devam ediyor Rus birliklerinin. O nedenle de bir an önce buralara, yol üzerine belki Kiev'e kadar 5 ya da 6 mevzi hazırlandı, barikat kuruldu. Ve işte bakın, insanlar da burayı terk ediyorlar. Artık evlerine veda ediyorlar. Tabii Kiev'e gitmek de kurtuluş değil onlar için. Çünkü Kiev'de vuruluyor. Az önce, buraya gelmeden önce iki büyük patlama meydana geldi. Kiev'de neresi hedef alındı henüz tespit edilebilmiş değil. Yani bir açıklama yapılmadı. Kiev'de durmak da artık güvenli değil. O nedenle tahliye işlemleri de devam ediyor ki bilet bulmak da imkansızdı. Günler öncesine kadar bulabilenler bildikleri gelen her trene binip Lviv'e ya da Çernivtsi'ye gidip Romanya'ya, Polonya'ya kaçmaya çalışıyorlardı. Bakın işte yol üzerine dizilmiş bu sırlı birliklerin geçişini engelleyecek işte çelik, demir bariyerler, demir bariyerler. Aynı şekilde bu demir bariyerlerden dün binlercesi Kiev içine döşendi. Öyle ki Baninski Sarayı, parlamento binasının bulunduğu, yani özgürlük meydanına dahi bunlardan döşenmeye başladı. Buradan anlayabiliyoruz ki Rus birlikleri Kiev'in kuzeyindeki Ukrayna direnişini kırmak için mücadele ediyor. Eğer o direniş kırılırsa, orası geçilirse, önlerinde çok kısa bir mesafe var. 10 kilometre. 10 kilometre sonrası Kiev. İşte burayı geçtikten sonraki Buça, İrpin artık son sınır. Buraya geçtikten sonra bu da şehir çatışmalarının başlayacağı anlamına geliyor. İşte en büyük korku, en büyük endişe de bu. Çünkü zaten Kiev'de, Kievliler günlerdir diken üzerinde yaşıyorlar. Şehri terk edenler var ama edemeyenler de var. İşte onlar da artık o patlama seslerinden rahatsızlar. Sığınaklara iniyorlar, sığınaklarda yaşamak zorunda kalıyorlar. İşte bakın, insanları görüyorsunuz. Kaçabilenler şehirlerini terk ediyor. Dediğim gibi burası Kiev'e 10 kilometre mesafedeki Buça girişi. Rus sırlı birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Müzakereden, ikinci müzakereden sonuç çıkmayınca, taraflar istediklerini elde edemeyince çatışmalar yeniden yoğunlaştı. Dün biraz sessizdi. Dün Kiev'de bir patlama meydana geldi gece saatlerinde ve aynı şekilde sabah saatlerinde bir patlama daha meydana geldi. Ve çatışmalar şu an bulunduğumuz noktada Buça ve İrpin'de yoğunlaşmış durumda. Ayrıntıları Osman Terkan'dan aldık. Cumhur Çatkaya ekranlarınıza getirdi o bölgedeki.